İktidarın durmak tükenmek bilmeyen talan ve rant hırsı artık sadece tarihi, sadece doğayı değil, vatandaşlarımızın can sağlığını ve yaşam hakkını da tehdit ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında son 20 ayda onlarca insanımız hayata veda etti. Peki bu kadar insanımız canını verirken sonuç ne? Sonuç yine tedbirsizlik, sonuç yine cezasızlık. Şule İdil Dere, bilmiyorum sizin aklınızda bir şey ifade ediyor mu? İdil 23 yaşında üniversite öğrencisi genç bir kardeşimizdi. Yoğurtçu Parkı'nda bir harfiyat kamyonunun altında kaldı. Yine Özge Kandemir 22 yaşında geleceğe yönelik umutları var. Üniversite öğrencisi genç bir kardeşimiz Moda'da kaldırımda yürüyorken bir harfiyat kamyonunun aramızdan aldığı genç bir kardeşimiz. Görüyoruz ki sizin anlayacağınız gibi de biliyoruz, eğer Türkiye'de gazeteciyseniz, muhalifseniz, fikirlerinizden ötürü aylarca, yıllarca tutuklu kalabilirseniz, ancak hükümetin bitmek, tükenmek bilmeyen rant hırsına hizmet ediyorsanız, İBB yöneticisi de olsanız, harfiyat kamyonu şoförü de olsanız, korunursunuz, kollanırsınız, tutuksuz yargılanırsınız, hatta gerekirse yargılanmaya bile gerek duyulmazsınız. Değerli milletvekilleri, bu cinayetlerin sorumlusu kentsel dönüşüm yasasını, rant yasasına dönüşmesine göz yuman AKP iktidarıdır. Deprem toplanma alanlarını müteahhitlere peşkeş çeken iktidardır. Bu cinayetlerin sorumlusu dikey yapılaşmadan şikayet edip timsah gözyaşları dökerken ve İstanbul'da ihanet itirafları yaparken gördüğümüz AKP yöneticileridir. Daha kaç canımızı kaybedeceğiz bu harfiyat terörüyle? Ne zaman buna dur diyeceksiniz? Bu ihmallere göz yummaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?